Bu hafta İzmir Kemalpaşa Sütçüler Köyü'ndeyiz. Hep beraber köyümüzü güzelce gezmeye, görmeye, tanımaya ne dersiniz? O zaman ne diyoruz? Sütçülere hoş geldiniz. Buyurun. Şu anda Sütçüler Köyü'ne geldik. Yanımızda muhtarımız Ali Kesmeci ile birlikteyiz. Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Ali Bey, biraz köyümüzde hakkında sizden kısa kısa bilgiler alabilir miyiz? Efendim, Sütçüler Kemalpaşa'nın en büyük köylerinden birisiydi. 29 köyden 8500 nüfusa sahip bir köydü. 2009'da geldiğimizden bugüne kadar köyümüzde hiçbir hizmet yoktu. Altyapısı yoktu, kanalizasyon yoktu. Su boruları çok eskiydi, köyümüz düzgün bir su alamıyordu. 2009'da gelince ekibimizle beraber büyükşehirden de yardım alaraktan kanalizasyonu ve su şebekelerini burada bitirdik. Beldelerde olmayan bir kapalı pazar yeri yaptık. Halkımıza perşembe günleri pazarımız var. Pazarcılar ve köylüler bu konuda çok rahat oldu. Efendim, 2009'da kabristanı 1.50 boyunda 20 dönüm yeri ekibimizle beraber çevirdik. Girişimize bir tak yaptık. Burası Sipil'e hitap ettiği için bu yol sürekli cumartesi pazar ağırlıklı olarak çalışıyor. Köyümüze bir çok kişi soruyordu, nereden dönülüyordu Sipil'e diye, bir adı yoktu. Sütçülere bir kimlik kazandırdık. O kimliği de girişimize Ankara asfaltına kemer yaparaktan güzel bir kemer yaptık. Burada hem Sipil'i hem esnaflarımızı büyük bir katkı oldu. Burada alışveriş yapıyorlar, sabah geliyorlar, burada kahvaltı yapıyorlar, buradan öğle çıkıyorlar. Bunu yaptık. Muhtarlığımızı burada düzenledik. Ondan sonra 3 tane park yaptık buraya. Halkımızla beraber bir Fettah Camii inşa ettik burada. Ortaokulumuzu bu sene başlatıyoruz. Bizim dönemimizde ortaokul oldu. 4 yıl boyunca halkımızla, iş adamlarımızla, yönetim olarak, köylü olarak iftar yemeğe verdik 300-350 kişiye. Burada muhtarlık olarak yaptığımız bu. Şimdi de Kemalpaşa Belediyesi'nin köyün girişi çok kötü olduğu için Kemalpaşa Belediyesi'ne bu ana caddeyi, Atatürk Caddesi'ni yaptırdık ve sokakları şu anda yaptırıyoruz. Halı sahana bir tane spor kompleksi başkanımız söz verdi. Bunu da yaparsak köyümüzün işi bitti. 20-25 yıldan beri yapılmayan işleri 7 seneye sığdırdık, yaptık. Yani şu anda köyümüz güzel. Tebrik ederiz. Çok başarılı. O zaman çalışmalar yapmışsınız. Peki Ali Bey, bu Sütçüler adı, köyün adı nereden geliyor? Sütçüler çok eskiden Derman ismini şey yapmış, Ekmeksiz ismini koymuş. Sütçülerde hayvancılık bol olduğu için, bir tarafımız Sipil Dağı olduğu için, hayvancılığın bol olduğu için, sütlerin de bol olduğu için Sütçüler Köyü'nü koymuşlar. Oldukça da güzel bir köy. Yani köyün de neşeli bir sütçüler oluşu, bir gülüşümü bize şey yapıyor, tarif ediyor ve sütün bol olduğunu gösteriyor. Bu konuda da sütçülerden çok bu konuda memnunuz. Sütçüler Köyü Yörük bir köy. Yörük. Peki Yörük gelenekleri sürdürüyor musunuz? Evet, sürdürüyoruz şu anda. Burası Yörük Köyü ama köyümüz sürekli dışarıdan Ankara yoluna hitap ettiği için çok göç alıyor. Yörük burası, Yörük geleneklerimiz var burada. Bir takım oyunlar yapılıyor. Burada eski bazlama etmeye dediğimiz onlar hala daha evlerin önünde yapılıyor. Bu şeyleri sürdürüyoruz. Köyümüzün geçim kaynaklarını soracak olursanız kiraz,
Yani Kemal Paşa'dan sonra hemen hemen Bağyurdu'ndan sonra köyler arasında en büyük kirazı ihracat yapan Sütçüler Köyü. Festivalleriniz var mı? Festivalimiz yok ama bizim köy tüzel kişilikleri kalsaydı yönetimine beraber bu konuyu düşünüyorduk. Kiraz festivalini yapalım diye düşünüyorduk. Ama şu anda da tüzel kişilik bitti. Kemal Paşa'nın mahallesi olduğumuz için Kemal Paşa Belediye Başkanımız da Kemal Paşa'da yapıyor. Dağınık şeyleri yapamıyor. Bir Sütçülere yapsa Bağyurdu, Ören büyük köyler de var. Onlar da yapmak istediği için şu anda o yapamıyoruz. Ali Bey, peki köy olarak sıkıntılarımız var mı? Yaşıyor musunuz? Köy olarak sıkıntılarımız var. Şöyle var yani büyükşehir den yardım da aldık, alamadığımız günler de oldu. Belki Sayın Aziz Kocaoğlu'nun bu konuda hiçbir şeyi yoktur. İSSU Genel Müdürlüğü'nün bu konuda sıkıntısı var. Mezarlıklarımızda su yok. 7 aydan beri susuz, bütün işletmeleri, şeyleri yaptığımız halde, girişimleri yaptığım halde, muhtarlar masasında görüştüğüm halde, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne görüştüm, İSSU Genel Müdürlüğü'ne görüştüm, Kemalpaşa Şubemizine görüştüm. Bir türlü kabristanımıza su bağlatamadık. Sütçüler Köyü'nün de zaman zaman bunu anlatıyoruz ama bazısı biliyor, bilmiyor. Bize abone yok diyorlar. Biz ne gerekiyorsa abone işlerinde yapalım dedik. Yani bunu bir an önce halkımız bu konuda şey yapsın, ağaç diken var içine mezarlığın, yani bir yeşillenmesi için suya ihtiyaç var, insanların abdest almaya ihtiyacı var, ihtiyacını görmeye, ama bir türlü bunu Mezarlıklar Müdürlüğü bu konuda bize el atmıyor. Fadime teyzenin evine geldik. Kılık kıyafetimizi değiştirdik. Evet. Sütçüler Köyü'ne biz de ayak uydurduk. Merhabalar efendim. Merhabalar. Önce sizden başlayalım, tanıyalım. Ben Aynur Kesmeci. Ayrıca muhtarımız, evet, Ali Bey'in de eşim. Evet, eşiyim. Sütçüler'de oturmaktayız. Nasıl geçiyor köyde günleriniz? Neler köyde yapıyorsunuz? Günlerimiz nasıl geçiyor? İşte böyle bir ev işi. Bahçe işimiz var. Bunlarla uğraşıyoruz. Başka bir... Bahçede ne işler yapıyorsunuz? Bahçede bir iki üç şey fidan diktik. Onları topluyoruz. Poçap alıyoruz, suluyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Neler diktiniz? Mesela biber, patlıcan. Onlarla koparıyoruz, topluyoruz. Kurutma yapıyorsunuz. Evet, kurutma yapıyoruz. Kışlara hazırlık. Salçalıklarımızı doğradık. Onlarla uğraşıyoruz. Oh, çok yani güzel. Yani köy işimiz Allah böyle. Kışa yedirmek nasip etti. Amin. İnşallah hepimize. Çoluk çocuk var. Var. Üç kızım var. Onlar okuyorlar. Evet, okuyorlar. Buradalar. Hepsi şu anda tatil. Hepsi buradalar. Başka bir şeyimiz yok yani. Köy hayatımız bu. Yani sosyal bir hayatımız var. Tabii dışarı gidip geliyoruz. Yani genelde köyde geçiyor ömrümüz. Çok güzel. Böyle. O zaman hemen Fadime teyzeye tamam. geçeyim. Fadime teyzeciğim, merhabalar. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, şükür. Allah'a şükür, iyiyim. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Sana ziyarete geldik. Bak, sütçülere geldik. Dedik sütçülere gelmişken Fadime teyzeye gidelim, elini öpelim, dualarını alalım. Sağ olun kızım. Neler yapıyorsun, anlat bakalım. Ne yapacağım kızım? İşte ben de eskilerden ne yapayım, bir şey mi kaldı? Şimdikinler... Bu ne diyor, bu ne diyor. Ben de işte erkenden kalkıyoruz. Uğraşayım ben hatta. Ne yapayım? Ne yapayım? Amca sağ mı? Amca sağ değil. Öldü. Yıldırım vurdu öldü. Gitti. Allah rahmet eylesin. Kaç sene evvel öldü? Bilmem ki. Kaç sene oluyor. Daha oğlan bilir. 45 oldu. Yıldırım. Yıldırım vurdu. Sen neler yapıyorsun köyde? Nasıl geçiyor zamanı? İyi, şükür işte. İyi, bitiyorum. Yürüyüş yapıyorum. Dolaşıyorum. İşte yaptığım bu. Bir şey yapmıyorum. Oraya varıp geliyoruz. Bir ki bir şeyler topluyoruz. Ediyoruz, tutuyoruz. Bu kadar. Peki. Sütçüler Köyü, Yörük Köyü. Yörük Köyü. Sen abi, de Yörüksün. Yörük gelenek göreneklerini sürdürebiliyor musunuz köyde? Sürüyor mu daha doğrusu? Daha evvel sürüyordun ama şimdi ne bileyim gayri pek bir şey yok. Neler yapıyordunuz mesela? Ha neler kızım? Adetler nelerdi? Evveli ekin biçiyorduk, gidiyoruz. Çapa diyorduk, gidiyoruz. Kireze gidiyorduk, tomataya gidiyorduk, zeytine gidiyorduk. Ama şimdi öyle bir şeyler yok. Tütün dikiyorduk senelerce. Şimdi yok öyle bir şeyler. Hayır. Yörük adetlerinde mesela şu anda sürenler var mı?
Var gene, var gene sürenler. Neler yapıyorsunuz adeta? Bahçe yapıyorlar ya, tomat yapıyorlar. Düğünlerde neler yapıyorsun? Ha, anlamadım beni. Şimdi ha düğünlerde mi? Keşkek deriz, topalan. Ha. Ondan sonra çorba. Gelin almak nasıl? Mesela kimi yerlerde çok büyük istekler var. Yörüklerde özellikle daha evvel Bornova'da bir çekim yapmıştık. Hı. İşte altınlar, ondan sonra ha. Hayvanlar kesiliyor. Kesiliyor canım, kesiliyor. Onlar da burada var mı? Var var. Ha, onları soruyorum işte var, neler var. Yapıyordunuz diye. Var var, her şey var. Ha, öyle aslında. Yoruk şeyinden var. Şurup ve senin düğünün nasıl oldu? He? Senin düğünün nasıl oldu? Benim düğünüm de iyi oldu. Aynı o adetler sürmüş müydü? Sürdü, sürdü, sürme mi? Biz iki gelin aynı. Birden indik. İki gelin birden indik ha? Biz. Nasıl iki gelin birden indiniz? Nasıl? Anlat bakayım, nasıl iki gelin? Ya ben kayınbanın oğlu şeyiydim. Biri kayınımızın şeyi, oğluydu. Yani ikimizin ara yerinde kurban kestiler. Oo. Ata bindik. Ata bindik. Ata bindik. Öyle işte davulundan geldik koyun için. Ne kadar altın takıldı mı çok sana? Evveli kızım bir beşi birlik iki sar lira vardı. Yüzlük küpe vardı. Evveli böyle çok bilezik falan yoktu. Bedavaya mı gittin diyorsun? Öyleydin. O zamanın öyleydin. Pahalısına gittin bedava değil yani. Öyleydi. Bir şey yok. İyi o zaman Fatime teyzeciğim buradan söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ne gibi kim biliyor yavrum? Mesela ne dersin? Köyünüzde mesela istediğin veya arzuladığın. Mesela bundan sonra şöyle olsun, gençler bunu yapsın veya şöyle olsun. Yani her şeyi söyleyebilirsin. Sana her şeyi serbest. Gençler okusun. Okusun, okusun. Gençler okuyor, zaten okuyor. Tamam teyzeciğim. Bizler okumuyoruz kızım, bilmiyoruz. Şimdiki evet. Gençler okusun diyorsun. Okusun, bizler okumadık, cahil kaldık. Cahil kaldık, çıksınlar. Şimdikiler okusun. Okusun. Oldu Fadime teyzem, çok teşekkür sağ ederim. Ağzına sağlık. Tamam. Sağ. O zaman sizi de tanıyalım. Ben Selim Adedoğlu. Bu köydeniz. Bu köydeniz. Evet. Yörük. Ayrıca. Biraz da sizden alalım adetlerimizi, geleneklerimizi. Anlatın vallahi, bakalım. Yani düğün olarak mı? Hani genel. Tabii genel, düğün olarak. Genelde böyle hani şeyleri yürütmeye çalışıyorlar. Adetleri, eski gelenekleri, görenekleri. Körelme var. Tabii canım var mutlaka. Şimdi daha böyle çağdaş yaşamaya çalışıyor herkes. Peki ama, eskisi mi iyi, şimdiki mi iyi? Yani o zamana bakarsan öyle ama şimdi daha belki yani. Şey. Hani gelenek olarak yalnız sürdürmeye çalışılıyor. Hoşa gidiyor, güzel gelenekler olduğu için. Yapmaya çalışılıyor. Fadime teyzem, 3 gün 3 gece yörüklerin adeti düğünler sürer. Ha, evvel 3 gün 3 gece geldin evvel. Öyle 3 gün 3 gece mi oldu? Oldu. Cuma'dan başlardı. Cuma'dan başlar, pazara kadar düğünler sürüyor. Sürüyordu. Şimdi sürmüyor. Vallahi çok şanslı kadınsın kıymetli. Sürmüyor. 3 gece bu dönemde düğün yapmak. Daha sünnetler bile 2 günde, şimdi 1 güne. Bir gün oldu. Bir gün oldu o zaman. Fadime teyzem son olarak söyledik, ettik. Şuradan el sallayalım. Herkese selam söyleyelim. Şu anda da Sütçüler Köyü sakinlerinden Reşat Aydemir'le birlikteyiz. Evet. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hizmetinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Ben Sütçüler Köyü sakinleri olarak 2004 yılında Sütçüler Köyü'ne ikamet ettiğimde evimizin önünde dağ, loger, kuyular varırken hiç sularımız akmazdı. Devamlı kesilirdi. Pazar yerimiz diye bir pazar yerimiz yoktu. Mahalle aralarında pazar yeri açan sakinler mesela gezerken bir annemiz, bir bacımız giderken muz kabuğuna basar düşerdi. Yani demek istediğim ki ben köy hizmetleri elemanı olarak geldiğimde hatta il özel idare müdürüme de dedim bizim bu mevkide Ankara yolu üzerindeki bu büyüklükteki bir köyümüzün durumunun bu halde olması içler acısı. Ve ondan sonra seçimlerde
Ali Kesmeci diye arkadaşımız aday oldu. İlk görevi aldığında bizlere vaatlerini sıraladı. Vaatlerini de hepsini yerine getirdi. Biz ona teşekkür ediyoruz. Zaten teşekkürümüzü de biz oylarımızla da verdik. Çok büyük üstünlükle. Memnunuz. Muhtarımızdan memnunuz. Muhtarımızdan ve Kemalpaşa Belediye Başkanı'ndan memnunuz. Şu andaki düzenleme gördüğünüz gibi pazar yerinden alt kanalizasyondan sularımızın borularının değişmesinden şu anda hiç sularımız kesilmiyor. Normalde hizmetimizi alıyoruz. Pazar yerimizi kapalı olarak, kapalı pazar yeri temin ettiler. Orada rahatlıkla her perşembe günü pazarımızda pazarlığımızı yapıyoruz. Pazarımızı, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Okul, ortaokulumuz yoktu. İlkokulumuz noksandı. Ortaokul değil, büyük bir ek bina yaptırarak ortaokulumuzu kazandık. Şu anda bir isteğimiz bir hastane, bir karakol. Olmuş kent ev olsun, evet, diyorsun. Biz bunları da istiyoruz. Bunlara da inşallah muhtarımızın büyük çalışmalar sonucu inşallah onları da başaracağız. Reşat Bey, memleket neresi? Memleket Erzurum. Peki Erzurum'dan Sütçüler Köyü'ne gelişinizi biraz anlatın. Ben bir kalp ameliyatı oldum. Sağlığım için düşük rakım. Ben onun için geldim. Nasıl, doktor, memnun muyuz? Kaç senedir? Çok memnunum. 14 yıldır buradayım. Çok memnunum. Çok beğeniyorum. Çok da severek kalıyorum. Peki Sütçüler Köyü Yörük Köyü. Evet. Erzurum gelenek görenekleriyle hemen, evet, ayak uydurabiliyor musunuz? Zorluk yaşıyor musunuz? Ayak uyduruyoruz da bizim de geleneklerimizi uyguluyoruz. Onların da ortaklaşa çok iyi anlaşıyoruz. Çok kardeş iyi, gibi ortaklaşa. Evet, kardeş gibi ortaklaşa kullanıyoruz. Evet, şu anda Kadir Cansu ile beraberiz. Kadir Bey, cami ile ilgili kısa da bilgi sizden alalım. Evet. En önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz muhtar hiyeti olarak göreve geldiğimizde içerimizde çok hevesler vardı. Ve bu heveslerimize en sonunda eriştik. Daha erişemediklerimiz de var. Biz ilk geldiğimizde kahımıza koymuştuk. Arkadaşlarla beraber konuştuk, toplantı yaptık, defalarca toplantı yaptık. Köyümüz yeni kuruluş, köyümüz çok ilerledi. Aşağıda bir camimiz daha var, o cami ufak geliyor. En sonunda karar verdik, muhtarımız bunu araştırdı, bu caminin yerini buldu. Köyümüz halkından Fetlah isminde bir hacı amca buranın yerini bize verdi. Muhtarımızın çabasıyla çok çabaladı, uğraştı ve bu camiyi yaptırdık. Tabii bu caminin yapışında da dernek arkadaşların çok hakkı var. Köyümüz halkı da çok yardım etti, Allah razı olsun. Çevreden gelen, burası organize sanayi. Hı hı. Çevreden de yardım ettiler. Bu yardımlarla beraber arkadaşlarımızın çalışmasıyla bu cami yapıldı. 2010'da başladı. Kaç sene sürdü yapımı? Fazla sürmedi. 2012'de faaliyete geçti. Şimdi şu anda içerisinde köyümüz halkı ibadetini yapıyor. İbadetini yapabiliyor. Bir cami yapmışsınız el birliğiyle, evet, muhtarımızla birlikte. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Yaşadığınız sıkıntılar var mı? Onunla ilgili biraz. Çok büyük. Öyle bir şeyden geldi ki biz muhtarın
arzalık şey olarak muhtarlığı başlattığımızda söz verdik zaten. Köyümüze bir cami daha kazandıracağız diye. Ve el birliğiyle arkadaşların işesiyle biz 4 yıl bu işiyle uğraştık. Projesiyle şeyin. 4 yıldan sonra yapımı zaten 7 ay içerisinde bitti kaba inşaat işesi. Yani bir sene içerisinde içeri girdik yani başladık işimize yani. Ama tabii zorluklarla işe geldik buraya kadar. Her türlü şey oldu yani ne bileyim evraklarımı imza alamadılar şey olmadı yani. Götürdüğümüz yerden hep geri döndük şeylerden. Yerinin küçük olduğunu, buraya caminin olmayacağını. Ama bizim bu caminin yeri şöyle şeydi yani. Çok büyük avantajı var. Niye? Her iki tarafı da park. Yani bugün 3000 kişi dahi namaz kıldırabiliriz biz burada. O parklar olduğu zaman yollarda şeylerde çok mükemmel bir şey. Şimdi şu anda hala çalışmaktayız. Diğer arkadaşlarla, muhtarın şeyle yan tarafı bayanların tarafını ağaçlandırma yapacağız. Kaba toprağını doldurmaya başladık. Belediye başkanımız da Kemal Paşa söz verdi. Bu tarafı da inşallah muhtar falan beraber, heyetiyle beraber iş yapacağız yani. Uğraşılıyor. Ama ne bileyim, yaptırdığımız insanlar, iyi insanlarla karşılaştık. Yani Allah'a şükür, ne bileyim, halıcı olsun veya penci olsun, herhangi bir şeyde. Bir an olarak bir şey anlatabilirim yani iş olarak. Ben bir arkadaşımla tanıştık, hiç şey yokken burada. Dedi ki, ben dedi bu minbere ben yapmayacağım size. Bir şey olarak bu minberin şu köşeden bu köşeye kadar 10 bin lira para istedi başka bir firma. Biz şey yapmadık. Köyümüzdeki ilere gelen bir vatandaşların duyarlı şeylerden seramik parasının bir kısmını verdi. Ondan sonra az çok ben de inşaatçıyım. Ben de çok çalıştım. Beraber iş yaptık. Dedim ben beraber döşeriz, şey yaparız. O seramiği 15 günde bitirdik buranın şesini. Şesiyle beraber. Ben o yapan ustaya sordum, ne kadar dedim borcumuz var, bana ne dedi? Sadece dedi, bana dedi mazot parası ver yeter dedi, 500 lira. Yani böyle şeylerle de karşılaşayım yani. Bu Allah'ın bir evi, Cenab-ı Allah her zaman için rast getiriyor yani şesini. Herkes elini cebine attı. Herkes elinden geleni yaptı. Güzel bir işçilik oldu yani hepsi. Kendi oturup konuşup yani şu şekil şey yapacağız veya mühendislerimizle danıştık. Yani şu şöyle olsa nasıl olacak? Burayı mesela seramik yaptırabilirdik. Ama çoğu insan geliyor yaslanıyor yani soğuk şey olmasın şey olmasın diye. O şekil hepsini yani tam İnsanların böyle tam istediği şekilde olacak şekilde oldu yani şey yaptık. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. O zaman sizi de tanıyalım biraz. Ben dernek başkanı Hamza Bıçak. Hamza Bey siz ne diyorsunuz cami yapımıyla ilgili? Vallahi işte arkadaşla beraber, muhtarımızla beraber hepimiz bir el birliğiyle bütün eş dost, bazı zengin firmalarımızla beraber bu düzene getirdik. Allah bin kere razı olsun bütün yardım eden fabrikalarımızdan. Vatandaşlardan. Herkesten Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mutfaklarınızda Orkide sağlıkla güvenle futbol ayakla oynanan bir oyundur ama kupaya uzanmak için ellerini kullanırsın. Futbolun efsaneleri TVBuya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tüm maçları TVBuda.
damaklarınızdaki lezzet ekiz diye yazılır, zeytinyağı diye okunur. Ellerinize sağlık. Harika oynadınız. Efeoğlu İbrahim Savra. Evet. Kaç senedir bu köylüyüz? Doğma büyüme buralıyız. O zaman Efeoğlu olarak dedemiz. Anlatın bakalım. Nasıl? Bu lakap size nereden gelmiş Efeoğlu? Efeoğlu da atalarımızdan gelmiş. Babamdan gelmiş. Biz de onun şeyini sürdürmeye çalışıyoruz. Peki Efe gelenek örneklerini sürdürüyor musun? Sürdürüyoruz. Neler yapıyorsun? Mesela efendim, iyilik yapmayla olur. İyilik ne kadar yaparsan o kadar karşılığını bulursun. Efe'nin şeyi olmaz. Efe'lik vermeyle olur. Vurmayla değil. Onun için yani yörelerimizi şeyimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Dedeoğlu. Nereye gidelim gel? Burada gidelim. Nerede gitmeye gerek yok. Burada. Burada yapıyorum. Benim bir... Bak bir... Dur şimdi ben soracağım. Önce ben konuşacağım. Önce dur sorsun. Önce ben... Dur bir sorayım. Düğünlerde, dur bir dakika. Dur acele. Sor bakalım. Dur. Hasan abicim kaç senedir bu köydesin? Kaç seneden beri? Doğmadım. 56 yılından beri buradayım. O zaman 56 yaşında. 56 doğumluyum. 1956'dan... 69 59 pardon. 59. 69 dedim. 59'sın daha gençsin. Bu köydesin. Bu köyde. Doğma büyüme. Doğma köyüm. Yörüksün. Yörük aşireti. Evet. Deminden beri bağırıyordun, çağırıyordun. Anlat şimdi evet. Neyi anlatayım? Yörüklerin gelene gidene işte bu düğünlerde yemek vermek. Birbirlerine saygılı olmak. Kavga dövüş. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Onu sormadı da. Yani durum bu. Herkes birbirine akraba bağlılığı vardır yörüklerin. Gelenek gidenekten dedelerimizden atalarımızdan da gördüysek onu devam ettirmekteyiz. Benim bir tek isteğim var. Düğün sahipleri sıraya koymak için düğünleri kavga ediyorlar. Niye? Belediye başkanından bir kapalı düğün salmıştım kadınlara. Türkiye'ye koy halkına. Bir tane belediye başkanından istiyorum bunu ama Aziz Kocaoğlu'ndan ama Arif Uğurlu'dan bir tane kapalı bayanlara düğün salın istiyorum. Bayanlar güldür, çiçektir. Sizleri inciten eller kırılsın. Teşekkür ederim. Kalanım yeri. Kazanların başına geldik. Keşkekler, topalanlar ve onları yapan hanımlar. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Sabahtan mı başladınız? Evet, sabahtan başladık işlere. Erken. Evet. Neler yaptınız? Keşkek, topalan, keşkek, başka? Keşkek, topalan, yemeklerimiz var, nohut yemeği geleneksel, çorbamız var, ayranımız, turşumuz. Yani, yörüyüz. Evet, yörüklerin yemeği meşhur. Niye yörüklerin? Özellikle keşkek.
Ya önceden beri böyle gelmiş, böyle gidiyoruz. Aslında keşkekler çok zor yapımı da. Evet, zor. Zor bir yemek. Zahmetli bir yemek. Demek yörük halkı olarak biraz zahmetli seviyor musunuz? Evet, biraz zahmet olması gerekiyor. Emek istiyor yani. Evet ablacığım, seni de tanıyalım. Topalağı sen mi yaptın? Hayır, ben yapmadım. Hepimiz birlikte yaptık. Kaç kişi yaptınız? Kaç bayan yaptınız? Bayan çoktu. Sayısına bitmez. Herkes geldi. Akrabalarımız geldi. Çevremiz geldi. Konumuz kovucumuz geldi. Peki bu yemekler yapılırken türküler söyleniyor mu? Söylenmiyor. Muhabbetlerimiz oluyor. Sohbetlerimiz oluyor. Kahvaltımız oluyor. Söylenmedi. Türkü bile söylemedi. Ama davul zurnamız geliyor. Hayır hayır. Şimdi bu yemekleri yaparken, şimdi hanımlar mutfakta yemek yaparken, soğan doğrarken veya bir şeyler yaparken de hafifçene mırıldanırlar, ederler, bir şeyler söylemeye soğan çalışırlar. Soğan doğrayana soğan gözümüze gittiği için ağlatıyor. Evet, onun için türkü söylemedin. Ondan söylemedin, türkü söylemedin. Evet. Peki o zaman bu topalağı anlat bakalım bize, içinde neler var? Bu topalağının içinde soğan başta olmak üzere. Şöyle bir gösterelim. Nohut, evet, bulgurumuz var, salçamız var, baharatlarımız var, kıymamız var. Bulgurla kıymayı birleştirdim. Evet, evet. Biraz yapımını da ufakça bir anlatsan. Bunu hepsini bir katıyoruz bir ileğine, karıştırıyoruz. Bulgur, evet, kıyma, evet, soğan, salça, baharat türlerini yumuruyoruz. Genellikle kadınlar eline konusu var, yumururlar, köylü işleri. Onu yuvarlıyoruz, bir sinirleri alıyoruz parça parça, yuvarlıyoruz elimizde. Kazana katıyoruz, öyle pişiriyoruz. Yapıyoruz. Analı kızlar. Evet, analı. Bunun değişik adı da analı kızlı mı oluyor? Evet, evet. Niye acaba analı kızlı demişler? Analı kızlı beraber yoğurdukları için mi? Herhalde öylese kimi büyük yapar, kimi küçük yapar. Analı kızlı diyoruz biz de işte. Evet. Keşkeği de biraz anlat. Tavuklu keşkeğimiz, evet, şu anda. Tavuklu keşkeğimizde bulgurumuzu koyuyoruz, kaynatıyoruz. İçine tavuk haşı katıyoruz, dövüyoruz. Davul zurna geliyor, dövülüyor. Eğlence. İlla davul zurna ile mi dövülmesi, evet, lazım? Erkeklere... Başka türlü olmuyor mu? Olmuyor. Tutmuyor. Keşkek tutmuyor. Tutmuyor. Ondan sonra dövüyorlar bunları. Dövdükten sonra tavuk ekliyoruz. Tereyağı yakıp içine koyuyoruz. Böyle keşkeğimiz oluyor. Köylü yemeğimiz böyle. Meşhur. Kastenedir burası. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Yerlisiyim köyümüzün. Sütçüler köyünün yerlisi. Çoluk çocuk var mı? Var. Çocuk çocuk da burada mı? Buradalar. Buradalar. İki torunum var. Oo, evet. Anneanne, babaanne? Babaanneyim. Anneanne maalesef olamadık. Babaanneyim. Evet. İyi oldu ablacığım. O zaman kolay gelsin diyelim sağ ol, size. Sağ ol, teşekkür ederim. Benim bir nesi oluyorsun, oradan başlayalım öyle. Ben yeğenim oluyor. Ha, yeğenin oluyor. Yeğenim oluyor. Teyzeyim. Teyzeyim. İşte sabahtan beri yardım ediyoruz ileri geri. Sabahtan beri geldim keşkekte. Keşkektir, her şeye ya topalandır, yardım ediyoruz. Topalanı yaptınız. Tabii. Her şeyi yapıyoruz işte, Görkan'ın hizmeti yaptık. Şimdi bu arada teyzem adını söylemedin, adını da alalım. Hüsniye. Hüsniye teyzeciğim. Köyde nasıl? Mutlu muyuz? Nasıl çok geçiyor? Güzel valla, iyiyiz diyeceğim ben, bilmiyorum herkes nasıl. Çok, evet, çok şükür iyiyiz. Sünnet çocuğunun babaannesi ve anneannesi. Önce anneanneyle bir konuşalım, ayakta babaanneye geçelim. Nasılsınız? İyiyiz. Bir tanıyalım anneanneyi. Ben Ayşe İleri. Oğlum Sünnet oluyor diye memnunum, mutluyum. Diyecek bir şeyim yok. Torun kaç tane bu arada? İki tane. İkisi de oğlan. Biri kız, biri oğlan. Biri kız, biri oğlan. Bu ilk Ümür mü? İlmür'e. İlk sünnetimiz. Müretimizi gördük, şükürler olsun. İşte bir tane oğlum var. 17 yaşında daha. Çocuğumuzun babaannesiyle beraberiz. Babaanne, bir tanıyalım. Adım Cennet, soyadım Kaya.
3 tane çocuğum var. 1 tane oğlum, 2 tane kızım var. 4 tane torunum var. Oğlunun oğlu. Evet, oğlumun oğlu. Sünnet oluyor. İlk mürüvvetinde. Evet. Sünnet olarak. Evet, ilk. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Mutlusun. Evet. Kendilerini bitirdik. Çocukları çok güzel bir şey. Evet. Allah çok güzel bir şey. Daha ötekilerini de nasip etsin. Amin. Yemekleri kaç kişi yaptınız? Vallahi Topalan Keşke'ye yapıyoruz biz. Yani ötekini yemek. Çok kalabalık mıydınız? Tabii kalabalıktık yani. Kaç kişiydiniz misal hanımlardan? 50 kişi kadar varmışız. 50 kişi. Şu anda burada katılım ne kadar? Tahminimce. Vallahi bilemem ki ne. Yani o kadar kişiye yemek evet. vermek ve ağırlamak tek tek zor olmuyor mu? Olmuyor. Göreneğimiz olduğundan olmuyor. Ona göre dediği gibi hazırlanıyorsun. Zor değil mi? Olmuyor. Severek yapıyoruz. Tabii. Gelenek göreneklerimiz ölmesin diyoruz. Tabii, severek evet. yapıyoruz. Evet, tabii. Ellerinize sağlık diyelim o zaman. Şu anda da sünnet çocuğumuzun yanına geldik. Yanına şöyle bir oturalım bakalım Ahmetçik. Çok güzel olmuşsun, harika olmuşsun. Kaç yaşındasın Ahmet? 10. 10 yaşındasın. Kaça gidiyorsun? 4. sınıfa. Geçti. Geçti. Nasıl? Sünnet olacaksın. Korku var mı? Sünnet oldum. Aa, nasıl yani? Oldun daha evvelden kesildin. Evet. Şu anda düğünler mi yapılıyor? Evet. Heyecan var mı o zaman öyle diyelim. Mutlu musun? Evet. Bu kıyafetinin anlamı ne? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne oldun şu anda sen? Ahmet'im ben kaç dedim teyzem? Padişah. Oh. Ahmet padişah oldu. Ahmet padişah diyelim. İnşallah Ahmet çok çok okur. İyi yerlerde olur. Tamam mı? Bizim de temennimiz o olur. Sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize buradan hoşça kal diyelim. Ahmet'le birlikte. Evet, hoşça kalın.